Ve günün son karşılaşmasına geçiyoruz böylelikle. Karma'yı orta koridorda izleyeceğiz ve Ryze'a az önce değinmiştik ama Ryze'da meta'da yavaş yavaş yerini almaya başlıyor. Şu anda dediğimiz gibi profesyonellerimiz için dakika 20'den önce biten her tür yük diyelim ormanda güzel bir sonuç. Rahat bir ejderha oldu. Evet, burada ejderha takımına hediye etti adeta Isurus Gaming. Sıçra geldi. Arka tarafta Ryze'ın düştüğünü göreceğiz ama Kindred'dan sıçra ve ulti çok iyi bir zamanlama. Ryze biraz daha hayatta kalıp rakip takıma hasar veriyor ve Detonation Focus ve burada savaşı isteyebilir. Çekicini salladı ve geriye doğru Alistar'ı ittirmeyi başarıyor Poppy. 3 kişilik bekleyip takım arkadaşlarına kalkan verince madalyonun yüzü Isurus Gaming tarafına dönüyor ve burada 2 tane skor almayı başarıyor Isurus. Orada şöyle agresif bir oyun oynadı Ryze. Ama bunun cezasını çekecek gibi canının yarısını kaybetti. Arada kalan bir Braum var. Braum skoru Ryze'a gidiyor. Gragas'tan çok güzel bir sıçra vücut darbesi ve Karma'yı kendi takım arkadaşlarının arasına atıyor. Poppy ne kadar Gragas'ı geri ittirse de o biraz geç bu ulti. Burada 2 skor almayı başardı Detonation Focus Me. Karma ile birlikte rakibini dürtebilir. Şöyle bir çekicini salladı Poppy. Kime gönderdi? Kindred'ı. Biraz geriye gönderdi ama bu ejderhayı almak için gerekli pencereyi sağlayacak mı? Sağlayacak. Gragas almayı başardı. Corki'yi takımın arasına alsa da Corki Volgris ile birlikte geri kaçmayı başarıyor ama son vuruş ona Kindred yaptı. Kindred'den defansif ulti. Graves çok az canlı geri kaçmayı başarıyor. Arada kalan bir Poppy var. Sıçrayarak o da kaçtı ama burada Isurus Gaming ejderhayı alan taraf oldu. Ne kadar kendi nişancısını kaybetse de. Graves üstüne dönünce burada kötü bir pozisyonda kalabilir. Arka tarafta Corki ile Sivir'in savaşını göremesek de Sivir daha fazla yaralan taraf olmuş orada. Şimdi 5 kişilik bir ekiple Detonation Focus Me rakibin üzerine gitmeye devam ediyor ve 2 tane skor ekledi hanesine. Oraya Poppy ışınlanını bile kullanmadı. Hatta Corki skoru gelirse bu Baron anlamına gelebilir. Kesinlikle sana katılıyorum. Şu anda Detonation Focus Me tabii orada yemlemek tercihini kullandı fakat Kindred agresif oyuna devam ediyor. Graves ultisini de kullandı mesafeyi kapatmak için. Ve Graves skorunu almayı başarıyorlar orada. 4 ve 5 savaşı izleyeceğiz burada. Ryze'den çok agresif oyun. Üzerine direkt olarak bitkinlik geldi ama Ryze'ın canı full. Çünkü kalkanı onun canını full tutmaya yeterli oluyor. Ve arada kalan bir karma Gragas'tan çok güzel bir ulti. Diğer tarafta ise Poppy'nin üzerine devam ediyorlar ama Poppy'den çok güzel bir sıçra. Ama Kindred'ın da sıçrası var. Bakalım oyunu bitirmeye mi yoksa Baron'a mı doğru gidecekler? Ölüm süreleri şu anda 40 saniye yakın. Sadece Graves'e 25 saniye var ve hayatta olan isim Braum muhtemelen inhibitör alıp geri dönecektir burada. Evet, eğer orta koridor birazcık daha ileride olsaydı en kötü ihtimalle 2 tane inhibitörün düştüğünü görebilirdik. Fakat şu an Detonation için Focus Me büyük ihtimalle senin de bahsettiğin gibi inhibitörleri alıp geri çıkmayı deneyebilir ama bence ittirmeleri daha mantıklı olacak. Minyon dalgası da var bir aile. İttirmeleri çok daha mantıklı olacak. Karar vermesen Graves şu anda hayata geri dönüyor. Vadiye geri iniyor. Alistar Graves'i geriye doğru ittirdi. İlk Nexus Kulesi düştü. İkincisi de düşüyor. Burada oyunun bittiğini de görebiliriz. Kindred'dan erken bu ulti gelse de oyunu bitirmeyi başarıyor. Detonation Focus Me ekibi 35 dakika süren bu mücadelede galip gelmeyi başarıyorlar.